Bey. İçindeki ateş beni yakacak gibi. Buyur. Kaç vakittir obadaki densizlere ses etmem. Onlar bu ahvalden cesaret alıp fitne ateşini yaktılar. En kötüsü de bu ateşi alevlendiren kan kardeşim Kurdoğlu. Ah beyim. Kurdoğlu'nun densizlikleri bir değil beş değil. Sana kaç defa söyledim hatırlarsan. Onca vakit ses etmem. Çünkü İslam alemi fitneyle boğuşurken bari benim de obamda huzur olsun dedim. Beylikte bazen ahalinin densizliklerini görmemek gerek. Bir baba evladına her şımardığında nasıl ceza vermezse bey de ahalisini her hatasında cezalandırmaz hanım. Peki şimdi nedir niyetin? Kurdoğlu ve taifesi obada benim beyliğim bitsin ister. Gündoğdu'yu meydana sürmek isterler. Ben de onlara bu fırsatı vereceğim. Bakalım becerebilecekler mi? Turgut kardeşim. Ne talim ederdik seninle burada ha. Hatırladın mı kardeş? Gözünüz kulağınız açık olsun. Her daim temkinli olun. Beyim, fırtına gelecek diye boşuna mı telaş edip dururuz? Boşuna değil Doğan. Gözünüzde, kulağınızda, pusatınızda fırtınaya hazır olsun. Gözün gördüğünü, kulağın işittiğini, pusatınız kaçırmasın. Eyvallah beyim. Eyvallah. Eyvallah beyim. Hadi Turgut abimi çadırına götür. Gel kardeşim. Bir ihtiyacınız var mı Halime Sultan? Sağ ol Ertuğrul Bey'im. Gündoğdu Bey'in akşam vereceği yemek. Herkes neden bu kadar gergin? Ben de o yüzden babamla konuşamadım. Yemekten sonra konuşacağım vasiyetini. Gökçe vasiyetini mi? Evet. Neyse. Sen şimdi bunları düşünme. Düğün için hazırlıkları düşün. İçimde bir korku var Ertuğrul. Halime Sultanım. Ceylan gözlüm. Ben yanında olduğum sürece yüreğini korku esir almasın. Sana bu obada telli duvaklı düğün yapacağım.
Beyim, o elindeki Selcan'ın babası Alptekin'in isyan çıkardığında kullandığın kılıç değil mi? Bu kılıç bana babamdan yadigardır. Babam bu kılıcı bana emanet ederken... Evlat, beylikte çift başlılık olmaz. Eğer otağına biri göz dikerse... taş üstünde taş, baş üstünde baş koymayacaksın demişti. Peki... ya otağına evladın göz dikerse? Obanın birliği ve dirliği için... gerekirse evladın da canına kıyılır. Kıyılır ki taht kavgası için nice canlar telef olmasın. Sana da döşeyi dayadın mı? Bil ki senden beyi, senden kutlusu yoktur. Dersin ki Gündoğdu'dan başka bey tanımam ha? Benim ne dediğim değil. Aha sofradakilerin ne dediği önemli. Karabudak. Onlar çoktan kararını verdi. Kardeş, ha bu ikisi değil mi? Ya, kurt oğlanın kurtçukları. Sürü sahiplerini çobanlar kemirip dururlar. Şeytan diyor, ikisini de al, aş kazanına dep. Kendi etlerin kemirirsinler. Bekle yerle, sütta nasıl? Hani Gündoğdu'nun verdiği aştan yemeyecektin? Vicdanını rahatlatmaya mı geldin ana? Eğer bir günahım varsa Allah tarafından bağışlanmayı dilerim. Lakin azabından kurtulamayacağım bir vicdanım yoktur benim Selcan. Kardeşim Ertuğrul için canını vermeyi göze aldı. Lakin sen Gökçe'ye verdiğin sözün ardında bile durmadın. Ben karnımda kocamın dölünü tutamadım diye sen başka obalarda avrat arar oldun. Akan suda bile bir dirhem çerçöp olur ana. Seninki ne menen bir vicdandır ha? Senin gözün otağın kadını olmakta. Onun için bir şey görmez olmuş. Ne Gökçe kızımın aşk acısını yüreğinde duyarsın. Ne de Gündoğdu'ma ettiklerinin çetelesini tutarsın. Ne de beben için yanarsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir an önce o karnına bir bebek koymaya çalış. Yoksa Gündoğdu'yu sen bile tutamayacaksın.
intikamını alacağım baba. Alacağım. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Çok yaşa Bey. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Çok yaşa Gündoğdu Bey. Doğrusu babam da kızar durur Ertuğrul'a da belli etmez. Obanın gelecekte beyinin kim olacağı belli ona göre. Belli de o bunun farkında değil der durur. Onu otağa oturtup da herkesin derdiyle emal edemezsin Aykız. Atından indiğinde obaya, yola düştüğünde cihana sığmayan bir alp beyi o. Daha karısı olmadan yaşadıklarımı görürsün. Ya sen ne edeceksin Halime Sultan? Seni ilk tanıdığımda dedin ya, alp karısı olmak kolay iş değil diye. Ben bile bile düşüp geldim yiğidimin arkasından Aykız. Beklemekse kaderimize düşen, Allah'a bir ömür daha beklemeyi nasip etsin diye dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Beyim. Sizin yeriniz burada hazır. Bu gece senin misafiriniz evlat. Yerimiz iyidir. Bizi buraya çağırmayaydın. Ne yediğimizi biliriz, ne oturduğumuzu. Kara budunun kara çadırında kara ete talim değiliz ya kardeş. Ağamızın sofrasındayız. Beyim öyle dersin de. Ne olursa olsun. Ağamızdır. Atamızdır. Büyüğümüzdür. Mayasında babamın özünü taşır. Günü geldiğinde o da hak yolunu bulacaktır. Eyvallah beyim. Thank you.
Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurun, afiyet olsun. Babanı dert etme Gündoğdu. Kolay değil. Bunca yıl bu obanın beyliğini yaptı. Mesele beyliği bırakması değil. Mesele ihtiyarlığını fark etmesi. Sen bu yemekle herkese kim olduğunu gösterdin. Baban da bu gerçeği kabul edecektir. Beyim iki lokma yiyeydin hiç olmazsa. Beyler, alpler, çobanlar, obanın değerli ahalisi. Çok şükür obamız zor günlerin ardından evlatlarımın da büyük gayretleriyle yurtlandı, boylandı. Çok şükür beyim. Çok şükür beyim. Çok şükür beyim. Çok şükür. Sıkıntılı günlerin ardından Gündoğdu evladımın teşebbüsleriyle cılız sürümüz değerinden yüksek akçeye satıldı. Hepiniz soluk alır oldunuz. Allah'a şükürler olsun ki bizlere bu günleri gösterdi. Allah beyimize, evlatlarımıza, alplerimize zeval vermesin. Amin. 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 Benim de obanızın beyi olarak senelerdir sizlere hizmet etmişliğim vardır. Hatamızla, sevabımızla bugünlere kadar ulaştık. Biz de kocadık artık. Düşündüm ve dedim ki, beyler, ahali otağda bir başka bey mi görmek ister? Estağfurullah beyim. Biz sensiz neyiniz? Başımızda siz varken olur mu öyle şey? Estağfurullah beyim. Başımızda siz varken olur mu öyle şey? Kararım odur ki iki gün sonra yapılacak toyda beylik seçimi olacaktır. Eğer içinizde kendini beyliğe layık gören varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri vardır. Deli Demir. Şu etten bir parça ver bakalım. Biz de oğlumuzun sofrasından nasiplenelim. Buyur beyim.
için yanında mı? Her daim beyim. Her daim hizmetindedir. Öyle de olsun. Beylik oyunu başladığında son nereye gideceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Babam neyin peşindedir emmi? Boğa üstüne geldi mi iki şey yaparsın. Ya karşısına çıkıp onunla yüzleşirsin ya da kaçarsın. Kaçarsan boğadan kurtulamazsın. Ama karşısında dimdik durup onunla yüzleşirsen kurtulma şansın vardır. Hayırlı olsun. Beylik zamanın başlamıştır Gündoğdu. Beyim. Neler oluyor Allah'ını seversen? Anam hep derdi de anlamazdım. Şimdi anladım. Neyi beyim? Ya devlet başa? Ya kuzgun leşe derdi. Yani? Evelallah, devlet başımızdadır. Allah razı olsun Hatun. Afiyet olsun. Sadece beyler mi ahvalden dertli sanırsın? Hatunlar da yetti gayrı der. Hatun, ahvalin farkındayım. Lakin babam hala sağdır. Sağdır da neden beylik makamını bırakmak istedi bilemedim. Baban artık ihtiyarlamıştır. Hakikatin farkında. Beyliğe talip olmalısın Gündoğdu. İyi de beylik makamını neden evlatlarına bırakmaz da herkese açık eder? Doğru dersin. Süleyman Şah durup dururken ortaya atılmaz. Evvela ortalığı gözlemelisin Gündoğdu. Kurdoğlu ve diğer beyler sana tabi olduklarını söylediler. Bundan gayrı onlardan bir şey bekleme. Herkes senin ağzından çıkacak iki çift lafa bakar. Bey seçimi de ne demek oluyor Süleyman? İstedim ki ben olmadan bir karar verebilecekler mi? İstedim ki içlerindeki kin ve nefret ortaya dökülsün. Sanırlar ki beylik kolay. Ben de onlara buyurun er meydanı dedim. Bakalım güçleri ve zekaları ne kadar. Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin bey. Beylerimiz dağları dize getirir. Pusatları yar eder ha. Gönül yeri bir etmez. Gönül bir kez beylik sevdasına düştü mü? Esir düşsen daha iyi. Beylik sevdası ruhunu esir aldı mı? Gönlünü kor ateşlere atılmış bil. Allah bizim gönlümüze o sevdayı düşürmesin. Her daim rıza ilahi peşinde koşalım. Talep eden değil, vazife verilenlerden olalım ki
gönlümüz kirlenmesin. Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünyada başımız dik dursun, boynumuz bükülmesin. Turgut. Turgut'um, yemek getirdim sana. Hadi aç gözlerini. Hadi kurbanın olayım. Hadi kurbanın olayım. Hadi uyan. İhtiyar sandığımdan zeki çıktı Kurdoğlu. İyi de öldür, hakkını yeme karabudak. Senin o ihtiyar dediğin adam senin gibi ellisini kuşağından çıkarır, çizmesine doldurur. Ben de bunu bildiğim için Gündoğdu'ya oynadım. Meydan açılsın diye. Senin de ondan aşağı kalır yanı yok Kurdoğlu. Demir tavına anca böyle getirilir. Eyvallah. Bir ayağı çukurda ihtiyarım be kardeşler. İsterim ki obamızın selameti için tecrübelerimizi Gündoğdu'ya verelim. Süleyman'la Ertuğrul'un elinde paçavraya dönmesin obamız. Süleyman tuzağa düşmüştür. Hemen adam devşirmeye başlayalım. Bunun için gereken altını ben vereceğim size. Beylerle siz de konuşacaksınız, ben de. En dişli olanlarını bana bırakın. E hadi afiyet olsun. Aykız! Aykız! Aykız!
buradan! Aykız git buradan! Git buradan! Var git dedim! Git buradan! Bir an evvel kendine gel. Sana ihtiyacım var aslanım. Sevdiğimin elinden öleyim dedim. Az kaldı istediğim oluyordu. Dur şöyle otur gel. Ne oldu? Al şunu. Anlat ne oldu Aykız? Beni boğarak öldürmeye çalıştı. Ama gözlerinde Turgut'umu gördüm. İtin içindeki o iblis bir an için gitmişti. Ya İzadora haklıysa? Ya o uğursuz ilacı almadı diye acı çekerek ölecekse? Nasıl durum bacım? Daha iyi çok şükür. Bu geceyi de atlatsın bir şeyciği kalmaz. Sağ ol. Ertuğrul. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Sen benim kanımdan öte cansın Gökçe. Sana bir can borcum var. Kardeşimin vaziyetini biri duyarsa başına ne geleceğini bilmeni isterim Eykiş. Ertuğrul Bey'im içeride. Kardeşimi ziyaret etmene sevindim Ertuğrul Bey'im.
Unutursam insanlığımdan utanırım yenge. Keşke unutmadığın gibi kimin seni sevip sevmediğini de bilsen Ertuğrul Bey'im. Sevmek bilmek değildir. Sevmek hissetmektir. Ben kimi hissettiğimi bilirim. Kimin beni sevdiğini de. Hadi kolay gel yenge. Gündoğdu, otağda 20 bey vardır. Çoğunluğu seni destekleyecektir. Lakin bu yetmez. Daha fazla destek bulmalıyız. Bütün beylerin desteğiyle otağa geçmelisin. Başka aday var mıdır? Buna kimse cesaret edemez. Çoğunluk seni ister, seni destekler. Kafamı kurcalar durur, emmi. Sen neden aday olmadın? Hiçbir vakit otağda gözüm olmadı evlat. Eğer olsaydı babandan çok evvel otağda kurulmuştum. Bunu bilesin. Senin bey olmanı isterim. Zira sen akıllısın. Beladan uzak durursun ve söze gelirsin. Şimdi karar vaktidir yeğen. O vakit obamın, boyumun geleceği için beyliğe talibim. Aslanım benim. Şimdi kolları sıvayıp işe koyulalım ha. Bakarsın otağı boşaltırız. Otağın yeni beyi gelir. O huzurlu günleri dört gözle beklerim beyim. Her şey iyi olacak hanım. Merak etme. Ben doğrusunu yapıyorum. Senin hiç yanlış yaptığın görülmüş müdür beyim? Hadi buyur. Müsaade var mıdır baba? Buyur gel evlat. Buyur. Hayırlı sabahlar. Sana da oğul. Yaran nasıl oğul? Ne yarası ana? İyiyim ana. İyiyim. Beyler, arılar gibi o çadır senin, bu çadır benim dolaşmaktalar baba. Mal yaparlar oğul. Atam Oğuz'dan beri bu böyledir. Kılıçla değil, sözle. Güçle değil, hoşgörüyle. İstişareyle. Uzlaşıyla seçilir Oğuz'un beyleri. Obanın ailesi beylerle, beyler beylerle istişare ede ede bulurlar doğrusunu. Bize de bu en büyük töreye uymak düşer.
Lakin vakit doğru mudur onu bilemedim baba. Bir beyin vazifesi fitne vücuda girdikten sonra değil, girmeden önce görüp tedbirini almaktır. Fitne vücuda girdi mi çıkarıp atması kanlı olur. Ben de en başından tedbirimi aldım. Sonuçta kim aday olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, nihayetinde kazanan o bu olacaktır. Selcan'ın babası bana ihanet ettiğinde önceden görüp tedbirimi alabilseydim, o acı günleri yaşamazdık. Bu sana bir baba nasihati olsun. Vakti gelip vazife göründü mü? Sen beyliğe aday olacak mısın Ertuğrul? O nasıl söz ana? Ben her zaman demem mi size? Toy sizin, av benim olsun diye. Unuttun mu? Lakin eğer bu toydan huzur çıkmazsa, değil emmim, gün doğdu ağabeyim de olsa, bu otağı başlarına yıkarım, haberiniz olan.